Herkese merhaba. Şu anda Akçakoca'dayız. Burası Karadeniz'in incisi olarak geçiyor. Şu anda bulunduğumuz yer Akçakoca'nın merkezi. Yazın cıvıl cıvıl olan burası, kışın biraz daha sakin oluyor. Akçakoca'nın merkezinde burada belediye binası, meşhur camisi, birkaç parkı ve limanı bulunuyor. Ayrıca şu anda gösterdiğim alanda ve ilerisi de gece trafiğe kapatılıyor ve yürüyüş alanı olarak kullanılıyor. Cıvıl cıvıl gece ışıklandırılıyor. Çok kalabalık olur. Çınar Caddesi olarak geçer o kısım. Şu anda gördüğünüz alan Alaplı ve az ilerisi Ereğli olarak geçiyor. Zonguldak Alaplı ve Ereğli. Orası da çok yakın Akçakoca'ya. Akçakoca'ya gelmişken oraları da gezebilirsiniz. Ereğli Akçakoca'dan çok daha büyük. Orada sanayi biraz daha gelişmiş olduğu için. Ama buraya çok yakın çilek festivalleri yapılıyor. Temmuz ayında özellikle. Oraya da tavsiye ederim gezmenizi. Günübirlik gezilerde Akçakoca'yı anca gezebilirsiniz. Yalnız birkaç gün kalacaksanız Alaplı ve Ereğli'yi de görmeden geçmemelisiniz. Evet, şu anda Akçakoca'nın eski mahallesindeyiz. Eski mahalle olarak geçiyor. Eski kurulmuş bir mahalle ve yeni yapılar daha az. Genelde ahşap binalar var burada. Ama burayı restore etti belediye. Burası da çok eğlenceli bir yer haline geldi. Şu anda işte müzikler çalıyor, turistler çok fazla. Yazın özellikle çok oluyor ama kışın çok fazla bu alışveriş mekanları olmuyor. Yöresel ürün dükkanları var burada. Burada ne yiyebilirim? Görüyorsunuz kavanozlarda özellikle mantar, sarma var. Bunları satın alabilirsiniz. Ama yemek istiyorsanız özellikle melengütçeyi, tatlısı ve Laz böreği çok meşhurdur. Bir de mancarlı pidesi yani gözlemesi vardır buranın. Çok yapılır. Ama çeşitli peynirli, kıymalı patatesi gözleme yapan mekanlar da var. Çocuklarınız da burada rahatlıkla gezip dolaşıp yemeğinizi yiyip keyifli vakit geçirebilirsiniz. Thank you.
Akçakoca'da bir köy plajındayız. Burası Beyhanlı Köyü'nün plajı. Daha önce gösterdiğim Alaplı yolu üzerinde Akçakoca'ya çok yakın birkaç kilometre ötede Beyhanlı Köyü plajı. Kumluk bir plaj. Şu anda deniz çok güzel ama her zaman böyle güzel olamayabiliyor. Genelde burada deniz sezonu bir ay sürer. Sonrasında dalgalı ve soğuk olur deniz. Merkezdeki plajlar hafta sonu özellikle çok kalabalık olduğu için buradaki plajları da tercih edebilirsiniz. Şu anda bulunduğum plajın girişi ücretsiz. Yalnız şezlong, WC ya da duş kullanmak isterseniz bu sefer ücretli oluyor. Ayrıca burada bir market var. Mangal yapabileceğiniz, semaver yakabileceğiniz mekanlar da mevcut. Burada ailece çok güzel vakit geçirebilirsiniz. Akçakoca'ya geldiğinizde yalnızca merkezde vakit geçirmemenizi öneririm. İyi günler.